Merhabalar arkadaşlar, ben Samet Şener. Samet Şener.com için olmuş olduğum eğitim setlerinden yeni bir tanesine hoş geldiniz. Bu dersimde, daha doğrusu bundan sonraki gelen PSD to HTML işlerinin tamamında videoyu almaya karar verdim. Yani bundan sonrasında herhangi bir PSD to HTML işi aldığımda bu işi video olarak çekeceğim ve bunları yayına sunacağım. Ki sizlerin de PSD'den HTML aktarma işlemleriniz birazcık daha kolaylaşsın, daha farklı yapılar görmüş olun. Benim elimde 3 sayfalık bir PSD var. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu arkadaşlar. Bunu oluşturup bu PSD'yi JavaScript'leriyle, şeyleriyle, işlemleriyle gerçekleştirmeye başlayacağım. İlk adımımız buradaki giriş sayfamız olacak. Bunun için ben sunucu tabanlı çalışmayı seven birisiyim. Sunucumuzu oluşturdum. Gerekli dosyaları attım. Kullandığım şey olarak da Bootstrap 4 var arkadaşlar. Bunu yine getbootstrap.com şurada tepede evet geldi falan şeklinde inceleyebilirsiniz. Buradaki özellikleri kullanarak, kendim de inceleyerek, bir yandan size göstererek, bir yandan da kendim bu dersi oluşturarak bir yandan projemi gerçekleştireceğim. Aldığım işi değerlendireceğim. Bir yandan da size video sunmuş olacağım. Öncelikle işe başlayalım. Bizim için şuradaki logoyu çıkarmaya ihtiyacımız var. Adamlar bunu logoyu birleştirmemiş. Bunları ayrı tam bir kalıp olarak göndermiş. Parçalaması gerekiyordu bunları. Ben bu yüzden şurayı şöyle alacağım. Şunları güncelleyelim biraz. Logomuzu almış olduk. Şimdi bunu kaydedelim. JPEG olarak. Nasıl artık arka planı yok bu şeyin. Arka planlarında beyaz bir şey var yani. Bunu kendi dokalime atayım. Bir yandan da bunu sunucuya da atmam lazım. Logo diye kaydedelim. Bir yandan sunucuda çalışacağım için arkadaşlar bunu da atmam lazım. Şuradan buraya attığımız resmi hatta şöyle yapalım. Image diyelim. Bunun içerisine atalım. Yine aynı şekilde sunucum üzerindeki image'e de atalım. Şunları da lokale taşıyalım. Tüm dosyalar her yerde olmuş olsun. Tabii şunu bir üstesine atalım. Öncelikle sayfamızda şunu kapattım artık. Buraya da işimiz yok. Evet. Şöyle bir bakalım. Tamam. Bakın arkadaşlar şurada bir tane gri kutumuz var. Bunun bir border var. Bu border'ı yakalayacağız. Öncelikle yaklaştıralım şöyle bir iyicene. Rengi ne renkmiş? İnceleyelim. F1, F1, F1 şeklindeymiş. Hemen bir tane style diye sunucu üzerinde style.css diye bir şey oluşturalım. İçerisine login form diyelim. Border 1 piksel solid F1 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 dedik. Buradan sonrasında içerisinin rengine bakalım. Background color'unu görelim. Hemen bir de background color'unu verdik. Vitate şeyden vereceğim. Site içerisinden vereceğim. Height'i de otomatik olacak. In height 200 piksel olsun ama belli bir şey kendiliğinden vermiş olsun. Öncelikle bu
Resmi ortalamak istiyorum. Belli bir dar alanda çalışalım. Herhangi bir linklendirme olmayacağı için header section falan gibi şeyler kullanmıyorum. Şuraya bir tane row atacağım. İçerisine call sistemi yerleştireceğim. Bakalım. Bir de class'ımızı atayalım içerisine. Dil diyelim. Form. Login form demişiz. Sayfamıza şeyi eklemeyi unuttuk. Style CSS'e eklemeyi unuttuk. Sayfa kaynağımızdan bir inceleyelim. Problem var mı? Yok. Tabii şurayı yanlış yazmışım. Evet. Herhangi bir problem yok. Bu bizim için 6 gerekecek sanırım. Bu arada Bootstrap'ı 4'ü ben de kendim yeni kullanmaya başladığım için arkadaşlar, ben de pek bilgi sahibi değilim. Bu yüzden sizlerle beraber inceleye inceleye, kol sistemine bakarak, işlemlerini yaparak yavaş yavaş inceleye inceleye bakacağız arkadaşlar. Öncelikle gridine bakalım. Yeni Bootstrap'ın özellikleri çok güzel. Grid sistemini falan çok harika oluşturmuşlar. Bunu da yavaş yavaş göreceksiniz. Uğraştıkça daha iyi fark edeceksiniz. Boşluk atma neydi? Ona bakalım. Bakın mesela çok güzel bir özellik. Şöyle diyelim. Burada offset yerine ortalama atma özelliği eklemişler. Tabii ki MD3, call MD, auto. Daha doğrusu sanırım şu yapıyor bu işi yapan. Content Center işlemi yapıyor. Aynen öyle. Şimdi şuraya call MD 6'mızı yine atalım. 6 yeterli mi? Belki 8 diyelim. 2 olsun. Bir de offset atalım buraya. Gerçi offset'e de gerek yok şu anda. Evet, bizim öncelikle bunun üstünde bir logomuz var arkadaşlar. Şu login formunun üstünde bir tane logo alanımız var. Şuraya logo alan diyelim. Div logo olsun. Bunun içerisine image atacağım. Class. Image responsive'de önceden bununla ilgili de bir şey getirmişlerdi. Bakalım. Nereden de? Komponentlerden de herhalde. Input. Details. Şuradan bakalım örneklerden. Evet. Content'in içerisinde image'si buldum. Neymiş? Image fullmiş herhalde. Veya image template bakalım. Dev trant mx auto. Çok güzel özellikleri var. Mesela bakın bizim ortada olmasına ihtiyacımız vardı resmin. Tam da bunun gibi bir özelliği var. Resmimizi eklemedik daha. Şuna bir refini verelim. Images logo.jpg image'miş. Evet. MX auto dedik. Şuraya bir de dblock eklememiz gerekiyor sanırım. Bunun çalışması için. Evet. Bakın. Resmimiz de kendi bulunduğu konuma göre ortalanmış oldu. Bir de image responsive tutalım. Bu da büyük ihtimalle bizim için resmimizin gerçi burada şuna çevirmişler gibi gözüküyor da
Max Fit %100 olacak şekilde resmi boyutlandırıyormuş arkadaşlar. Yani şu şekilde dediğimizde şu anda tamam, herhangi bir problem yok. Sadece bizim buradaki konteyneri birazcık daha yukarıdan aşağıdan boşluk bırakmamız lazım. Burada PSD'de görebileceğiniz gibi şuradaki resim alanının üstünde ve altında birazcık boşluk olması gerekiyor. Onun için de şöyle bir şey yapalım. Resim alanı, logo. Buna stil atayalım. Nokta logo diyelim. Width. Gel şöyle diyelim. Deling. 100 piksele 0 piksel diyelim. Yukarıdan aşağı, sağdan sola. Sayfayı yenileyelim. Evet, boşluğumuz ideal bir konumu aldı. Bende birazcık çözünürlük yüksek olduğu için fazla bile olmuş olabilir. Şunu ben yine 80'e dönüştüreyim. Bu arada bu tür işlemleri yaptıktan sonra Ctrl F5 ile kontrol etmeniz gerekebilir arkadaşlar. Şunun da boyutunu 2 yapayım. Çok küçük gözüküyor buradan. Buna bir de hatta 3 olsun. 2 iyidir. Evet, bunları bir de round eklemem gerekiyor. Border radius diyelim. Burada zaten otomatik bu site adresinde border radius yazdığınızda direkt bu site adresi çıkıyor zaten. Bu site adresinde direkt sizin borderları belirleyebileceğiniz bir alan var. 6 piksel olarak belirledim. Ve bunu şunun içerisine atmış oldum. Ve kaydedip F5 yaptığımda bakın köşeleri de yuvarlanmış oldu. Aynı PSD'mizdeki gibi. Hemen hemen 6 piksellik gibi duruyor. Şimdi buradaki butonumuzu bakmamız lazım. Şu buton için özel bir özellik yazalım. Bunun için de bootstrap, şöyle diyelim, bootstrap 4 buton color diyelim. Rengin değiştirme işlemleri için. Bir bakalım bununla ilgili bize bir şeyler vermiş mi acaba sistem? Bununla ilgili bir şey verilmemiş. CSS diyelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki kısımlar zaten sabit olacak. Sadece şuradakileri alayım. Buraya kendim özel bir tane buton oluşturayım. Buton ne olsun? Dark Blue. Hemen şunların tamamına bu özelliği ekleyelim. Burası çünkü kendi kullandığı özellikler. Şuradan rengini alalım. Background'larını şöyle yapalım. Hepsinde aynı olsun şimdilik. Color da FF olacak. Hemen bir tane bir butonumuzu ekleyelim. Bir görelim öncelikle. Buton. Class. Buton. Dark blue diyelim. Rengimizi aldı. Buraya da ne demişler? Giriş. Birazcık büyük olması gerekebilir. Ona da buton LG diyelim. Daha geniş, daha büyük oldu. Buradaki sayfalarımızı artık kapatabiliriz. Şimdi bakın burasını formun içerisinde ortalamışlar. Yani şöyle gözüküyor. Burası, burası. Buranın tam ortasında. 4-4-4 bölünmüş gibi. Ya da 6-3-3 de olabilir. 6-3-3'e daha çok benziyor gibi. Bu yüzden şuraya bir tane row atıyorum. İçerisine call. MD diyorum. 6 atıyorum. Yine şuradaki gibi. Row'umuzun içerisine şunu verelim. Ortalasın. Bunun içerisine koyalım. Bakalım ortalanmış oldu içerisindeki dilde. Şimdi
Şu login formuna da bir paylink verelim. 20 piksele 0 piksel diyelim. Sağdan soldan verme. Ortadan ver gibi 15 diyelim daha doğrusu. Bunun kendi varsayılan 15 şey olması lazım. Daha iyi. Bakalım PSD'mizin durumuna. Belki birazcık daha isteyebilir. Şunu 40 yapalım. Şu anda durumu iyi. Şu rengi birazcık açık rengini bulalım. Şöyle yapalım. Bir daha bakalım. Biraz daha açık bir rengini bulalım. Tonunu bulalım. Buna hover'ını bunu verelim ki bakın şöyle buton üstüne geldiğimiz belli olsun. Daha güzel bir görüntüsü olsun yani. Bu da tamam. Şimdi bizim buraya inputlarımızı eklememiz lazım. Hemen gelelim. Şuraya. Daha doğrusu şeyden bir bakalım. Component input form group diyelim. Buradan boş bir tane form alacağız. Formların boş hali var mı bilmiyorum gerçi. Bakalım. Form diyelim. Evet, bulduk. Şuradan bir tane form group alıp yerleştirmemiz yeterli. Bakalım. Evet. Zaten adamların verdiği buton şekline bayağı bir benzediği için hiç ekstra bir işlem yapmamıza gerek kalmadan şuradaki form grubu bir daha kopyalayalım. Evet. Butonun sağda olması gerekiyor. Yani buraya class pull right diyelim. Gerçi bununla ilgili belki butonlarla ilgili bir class'ları vardır. Ama belki de bu şekildedir. Kaydedemedim galiba. İnceleyelim. Bakalım bunlarla ilgili bir şey var mı? Buton. Ben de sizlerle beraber bakıyorum. Bu dersi bir yandan sizlerle beraber geliştirirken bir yandan da Bootstrap'ı öğrenmiş oluyorum. Layout'a bakalım. Content'e bakalım. Şurası bizim için büyük ihtimalle çözümümüzün olduğu noktadır diye düşünüyorum. Var mı? Bakın arkadaşlar mesela yeni özelliklerinden bir tanesi diğer çözünürlüklere göre kod yazma işlemlerini göstermişler bize. Mesela en küçük boyutta bu şekilde SM'de bu, MD'de bu, LG'de bu. Artı Bootstrap'ın yeni sürümüyle birlikte çözünürlük sayısı artmış durumda. Grid sayısı artmış durumda. Normalde 3 çeşit vardı. Small, Medium, Large vardı. Ve bunun dışında Extra Large bölümümüze gelmiş oldu. Daha doğrusu şu şekilde söyleyeyim. Şundan küçük bu ve bu vardı. Bize ekstra küçük gelmiş oldu. Bir de ekstra büyük gelmiş oldu da diyebiliriz. Yeni özelliklerinden bir tanesi bu. Bir tanesi de arkadaşlar call sistemini direkt call diye yazabiliyoruz. Bu da bizim için 5'li grid oluşturmamıza da yardımcı oluyor. Daha önceden 5'li grid oluşturma işlemi için ekstradan kod yazmamız gerekiyordu. Bootstrap 4'te bu da çözülmüş oldu. Şimdi bakalım. Pull write'ın bizim işimizi çözmesi lazımdı. Niye çözmedi? Pull yanlış mı yazıyorum acaba? Right. Pull right için bir şey var mı bakalım. Sağ solu işlemini ararken bakın arkadaşlar offset'in de değiştiğini görüyoruz. Mesela call md diye yazıyorduk. Artık call yazmamıza gerek yok.
Direkt offset, SM falan şeklinde yazabiliyormuşuz. Araştırırken resimlerde bununla ilgili bir şey gördüm. Büyük ihtimalle artık pull left, pull right'ı full out'a çevirmişler. Buraya full out yazalım. Bakalım. Evet. Butonumuz da yan tarafa gelmiş oldu. Buraya bir tane submit buton atalım. Buranın üstüne bir tane form oluşturalım. Şuraya bir yere. Şurası olsun. Şurayı silelim. Gittiği noktaya bir tıkları. Burası da ne olsun arkadaşlar? İkinci sayfamız olacak burası. Şuradaki alt taraftaki butonun da yerini güncelleyeceğiz. Onu da şuraya bir yere atalım ve kullanıcılar beğenirse bu şekilde kalır. Beğenmezse altına bir yerlere yine ben yaparım. Baya baya oldu bence. Sadece sanki şu buton fazla büyük oldu. Şuraya da o giriş şeyini yaptık mı herhalde daha düzgün durur. İyi gibi ya. Şu butonu genişletelim birazcık. Bunun içinde şöyle bir şey atalım. İsterseniz style atarsınız ya da şöyle diyelim. Login form içindeki input type submit padding ne olsun 20 piksele 40 piksel olsun. Abarttım birazcık. İnceleyelim. Olmadı. Input type submit yemedi sanırım. Neyse. Buna özel bir class atarız. İnceleyelim. Şuradan style olarak inceleyelim. Bit diyelim. 200 piksel olsun. Evet. Bu oluyor. Burasıyla mı alakalı acaba? Bu arada arkadaşlar şunları silebilirsiniz. Bunlarla ilgili herhangi bir işlem yok. Hatta şuradaki ID'lerle de ilgili. Bunları silip yok edebilirsiniz. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Ama ben neden bozduğumu anlamadım. Bir yerden bir şeyi bozdum. Şunu da geri alalım madem. Şöyle olsun. Evet, bizim için sanırım form işimizi bozuyor. Onu nasıl yapalım? Şuraya bir yere atalım. Login formdan sonra form diyelim. Bir daha bakalım ondan sonrasında istediğimiz gibi olacak mı? Evet, bir problem yok. Az önce de yapmaması lazımdı. Nedenini bilmiyorum şu anda. Her neyse. PSD'mize bakalım. Boşlukları iyi. İyi. Şuradaki buton LG'yi kaldırayım. Style diyelim. Bit 200 piksel olsun. Çok oldu bu da. Güzel olsun. Daha iyi. Şimdi buraya da bir tane link atalım. İçerisine de Switch to English. Güzel. Sadece bunu birazcık ortalamak amacıyla yukarıdan boşluk verelim. Style diyelim. Margin. Top 5 piksel olsun. Ya da padding gerekebilir. Genelde margini yemediği şeylerde padding atıyorum ama burası link olduğu için display block
istiyor. Beş yetersiz sanırım. 15 atalım bakalım etkiliyor mu, onu anlayamadım. En iyisi şöyle yapalım. A yemese bile div kesinlikle yer bu özelliği. Tabii ki şuradaki display'e artık gerek yok ki onu da yazamamışım. Margin desek. Buna da float left atalım. Evet. 15 değil. 7 olsun. Evet. Bakın çok güzel, sade bir şekilde duruyor. Şimdi bunu istedikleri renge çevirelim. Rengi genelde şehirler içerisinde ararım ama katmanlarla vesaire uğraşmamak için direkt yakınlaşıp rengini koyarım. Buraya color desek yer mi? Yememesi lazım. Şimdi şuraya özel bir class atayalım. Ne olsun? Go to Other languages. Go to other language. Şu margin top attık. Bunun dışında bunun içerisindeki A'ya color diyelim. Evet, rengi de oturmuş oldu arkadaşlar. İyi gibi. Evet arkadaşlar, bir tane sayfamızı bitirdik. Ben bu dersi burada kesiyorum. Ve bir sonraki dersimizde bunun linkini de oluşturalım. Yine aynı şekilde. Şurada page2 yapalım şuraya da. index2.html olsun. Şunun aynısını alacağım. Buraya kopyalayacağım. Şuradaki form kısmı falan da, hatta direkt şurayı yok edeceğim. Buradan sonrasını kendimiz yine kodlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik şuraya da page2'ye yönlendirelim. index2.html'e yönlendirelim. Evet, herhangi bir problem yok. Bu dersimizi de bu şekilde bırakalım. Benim bu dersimde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Genelde zaten dediğim gibi iş yapmak amacıyla yapıyorum. Bir yandan da siz de neyi nasıl yaptığımı tecrübe edin diye video haline çekiyorum. Benim bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.